Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili yengeç burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bu ayla ilgili sevgili yengeç burçlarının aşk hayatı, sağlık, kariyer, aklımdaki kişi, aile hayatı, finansal maddi durumlar gibi konularında açılımlarda bulunacağım. Bakalım neler çıkacak. Eğer şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Kafanızdaki bir konuyla ilgili bu ay içerisinde bir soruyla ilgili kafanızdaki konunun cevabını alacak mısınız gibi düşünüyorum. Ya yani ben enerjiye çok inanıyorum. Hani birini çok fazla düşündüğümüzde karşımıza çıkar ya, belki de bir konuda çok fazla odaklandığınız bir konuyla ilgili bir cevap alacak mısınız gibi geliyor. Bu tarzda yüzlerce videolar var kanalımda. İkili tarotlar, ikili seçmeli kahve falları. Onlardan bir tanesini de herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Ben şimdi sırayla tüm açılımları yapacağım. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri de açarsanız benden her gün videolar geliyor. Bu videoları da izleyebilirsiniz. Videolarla ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz bildirimler sayesinde. Şimdi ben sevgili yengeç burçlarını, ben de yengeç burcuyum. İlk önce aşk hayatı ile ilgili açılımlarda bulunacağım. Bakalım kartlarını seçeceğim. Aşk hayatı ile ilgili neler çıkacak sevgili yengeçlere? Biz yengeçler aşırı duygusalız. Bir karar verirken genellikle, tabii bu insanın hani yükseleni, haritası çok önemli. Ben yengeç burcuyum ama haritamın geneli hava mesela gibi değişebiliyor ama genellikle duygusal kararlar veriyoruz. Aşk hayatı da bizim için çok önemli o yüzden. Bakın aşk hayatı ile ilgili ilk kartımız güzel bir sürpriz, yeni bir gelişme, geçmişten kalan biri. Şöyle, şimdi geçmişte sizin kalbinizi kıran biri varsa, hayal kırıklığına uğratan biri varsa bu kişi tekrar geri gelebilir. Sizle birlikte olmak isteyebilir, tekrardan bir barışmak isteyebilir. Sizin için mücadele edebilir. Ya da siz biten bir ilişkinin tekrar başlaması için bir adım atabilirsiniz, mücadele verebilirsiniz ama aşk hayatınızla ilgili güzel bir gelişme olacak. Geçmişten gelen ya da yeni biri fark etmez ama hani şöyle, bazıları için bir birlikteliği olanlar için diyelim, geçmişte bir problem yaşadıysanız bu problemleri artık çözüp yeni bir yola girme kararı alacaksınız ama hayatınızda biri yoksa ve geçmişten gelen bir kişi tekrar hayatınıza girebilir ama bu kişiyle tekrardan yol alma kararı da alabilirsiniz. Bunu reddedip hayatınıza yeni biri de girebilir. Yeni bir başlangıç diyor bu ama hani iki türlü de olabilir. Eskiden gelen o kişiyle tekrardan birliktelik ama ayrılığı seçip yeni bir partnerle birliktelik. Ama sonuç olarak sizi mutlu edecek aşk hayatınızla ilgili gelişmeler olacak. Arka arkaya iki güzel haber ve bir tanesi yeni bir gelişme şeklinde. İnşallah en hayırlısı olur. Bazen sonlarda hayırlıdır. Ben hani hiçbir zaman bir ayrılık, bir ilişki bitti diye çok üzülünmesi gerektiğini düşünmüyorum. Demek ki bir artık o ilişkinin misyonu, her şey bitti ve artık bitmesi gerekiyor. Bitmeli ki yenilere yol açılsın, yenilikler yaşansın. Zaten sizin için en hayırlısı olsaydı bitmez gibi düşünüyorum. O yüzden de bazıları için de başlangıç olabilir ama sonuç olarak hayırlı bir ay sizin için aşk hayatıyla ilgili diyebilirim. Şimdi kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım sevgili yengeç burçlarının sağlık hayatıyla ilgili neler çıkacak? Şöyle kartlarımızı seçtim. Sağlık hayatıyla ilgili bakın arka arkaya çok güzel kartlar çıkıyor. Güzel gelişmelerin olacağı, aile içerisinde güzel bir haber alacaksınız. Sağlığıyla ilgili bir problemi olan biri varsa ailede, bununla ilgili bir güzel haber alınacak. Sanki kendini bir iyi hissediyor, bir kötü. Böyle bir çok büyük bir problem değil ama belki hani bir şeyle karşılaşmış, canı sıkılmış. Ruhani olarak da olabilir, psikolojik olarak kendini mutsuz hisseden, hani böyle aşağıya düşmüş hisseden biri varsa aileden, onunla ilgili güzel bir haber alacaksınız. Hep böyle güzel haber, güzel kısmet, büyücü kartı çıktı. Yani böyle sürpriz gelişmeler olacak. Enerjisel olarak, psikolojik olarak kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Hissedebileceğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Bedenen kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Sağlıkla ilgili beklediğiniz haberler varsa bunlar olumlu sonuçlanabilir ama hep böyle güzel haber, güzel haber diyor kartlar. İnşallah öyle olsun. Hani çok güzel, çok sağlıklı bir ay geçirin. Çok önemli bu. Sağlığı daha da çok anladık artık. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım sevgili yengeç burçlarının finansal ve maddi konularıyla ilgili kartlarında neler çıkacak? Finansal ve maddi konularla ilgili
Bir beklentiniz varsa eğer geçmişte yaptığınız bir yatırımsa bu yatırımın karşılığını almak olabilir. Geçmişte işte bir yere başvurduğunuz işle ilgili bir geri dönüş yaptığınız birikimlerinizin tekrardan hani şu anda daha çok değerlenmesi gibi beklediğiniz bir konu varsa o konuyla ilgili geçmişten gelen o konuyla ilgili güzel gelişmeler olacak. Finansal ve maddi konularda yeni bir yerden iş kapısı, yeni bir yerden gelir kapısı elde edebilirsiniz. Yeni bir başlangıç söz konusu. Dediğim gibi işsizseniz eğer belki bir iş bulmak olabilir. Aileden birinin olabilir. Sanki gelirlerinizde bir artış, bir güçlenme çıkmış ve beklentiniz aslında burada beklediğiniz ve beklediğiniz şeylerin istediğiniz şekilde cevaplanması gibi çıkmış. İnşallah öyle olsun. Finansal ve maddi konularda hani her neyse bazı insanlar böyle borcunu ödemek konusunda beklentisi vardır. Bu hayattan şimdilik borcumu ödeyeyim der bu ay için. O zaman o karşılanacak. Kimisi için büyük bir yatırımdır. Kişiye göre değişir tabii ki ama beklediğiniz şekilde gerçekleşecek sanki. Şimdi kriterimizi aile hayatı ile ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım sevgili yengeç burçlarının aile hayatı ile ilgili kriterinde neler çıkacak? Aile hayatında bakın beklenen bir haber varsa o haber gelecek. Ailede birisi bir konuda üzülüyor olabilir, bir şeyi dert ediyor olabilir, bir şeyi çok dert ediyor, üzülüyor da olabilirsiniz, siz de olabilirsiniz. Bu bir şey, böyle bir şeyi çok fazla sorun edip, hani gece uykularınızı kaçıracak kadar dert ediyor olabilirsiniz ama düşündüğünüz ya da böyle olumsuz düşündüğünüz şekilde ya da böyle endişelendiğiniz şekilde olmayacak. Çok güzel bir haber alacaksınız aile içerisinde. Kimisi için gelin gelmesi, damat gelmesi, kimisi için torun ya da bebek haberi bir iş haberi olabilir ama aile hayatında böyle bir aşk, bir meşk, bir mutluluk, bir huzur, bir güzel haber hep böyle endişelerinizin sona ereceği bir ay diyebiliriz. Bu ay böyle çok endişelenecek bir durum yok. Tam tersi böyle çok güzel gelişmelerin yaşanacağı bir aymış gibi çıktı aile hayatında. İnşallah öyle olsun. Hani böyle aşkla, sevgiyle, huzurla geçirdiğiniz bir ay olsun. Dediğim gibi yengeç burçları çok duygusalız biz. Bizim için çok önemli aile hayatı özellikle. O yüzden inşallah huzuru bulun aile hayatında. Şimdi kariyerinizi iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum derseniz, aileden çalışan biri varsa ona niyet edebilirsiniz. İş ve kariyerle ilgili bir beklentiniz var ama beklentinizin karşılanmadığını düşünüyor olabilirsiniz. İş hayatında zorluk çekiyor, bir yöneticinizle, bir patronunuzla, bir arkadaşınızla sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu durum sizi biraz endişelendiriyor. İşten çıkıp da çıkmamak arasında kararsız olabilirsiniz. Sizi bir şey tatmin etmiyor, mutlu etmiyor. Yani ya parasal olarak gerçekten çok mutlu etmiyor artık bu iş, bu kariyer. Ya da gerçekten anlaşamadınız ve sizi mutsuz eden bir insan var. O yüzden ayrılık kararı alabilirsiniz. Ama işte ben hep diyorum ya ayrılık kararı ilişkilerde ya da bazen işte hayatla ilgili herhangi bir konuda her zaman ayrılıklar olumsuz değildir. Bazen her son yeni bir başlangıçtır derler ya. Bazen yeni başlangıçlar için kapıyı açmaktır aslında başka tarafı kapatmak. O yüzden sizin için kader döngüsü değişecek. Bu düzen her bir şekilde değişecek. Bu olumsuz olayları, kadersel döngüsünü bu ay değiştireceksiniz. Düşüneceksiniz ve karar vereceksiniz ve bir hamle yapacaksınız. Döngü değişecek ama hayırlı olacak sizin için. Dediğim gibi bazen ayrılık kararı, bazen yeni bir hamle yapmak ama her neyse. Çünkü birisi canınızı sıkacak. Bir konu sizi rahatsız ediyor. O konuyla ilgili de bir dönüşme gideceksiniz gibi çıkmış. İnşallah en hayırlısı olsun. Şimdi kartlarımızı aradım. Bebek isteyenlerle ilgili karıştıralım. Ben bebek istemiyorum derseniz yine aynı şekilde bebek isteyen biri varsa etrafınızda ona niyet ederek de dinleyebilirsiniz. En sonunda aklımdaki kişiyle ilgili, aklınızdaki kişiyle ilgili yani kartları açacağım. Şimdi bebek isteyenlerle ilgili kartlarımızı açalım. Şimdi burada bir beklentide olan, mutsuz, geleceği göremeyen bir çift var sanki. Artık böyle ümidini kesmiş gibi göremiyor geleceği, bekliyor ve mutsuz. Elinden geleni de yapıyor. Bu kişi için güzel, bir çift için diyebilirim. Güzel haber gelecek ama haber bir sonraki aylara sarkabilir. Bu ay tekrardan bir bekleme ayı ama aslında sonuçta olumlu bir cevap alacak bu çift ama belki bu ay daha beklemeleri gerekebilir. Allah herkese en hayırlı zamanda evlat nasip etsin. Hayırlı evlat nasip etsin. Şimdi kriterimizi aklınızdan bir kişi tutun. Onun için karıştırıp seçeyim. Bu aklınızdaki kişi aşk anlamında sevgili, eş, partner gibi de olabilir. İşte aileden biri, çocuklarınız, torunlarınız,
arkadaşlarınız, kardeşlerinizden biri de olabilir. Ben iki şekilde de yorumlayayım. Şimdi bakalım. Şimdi bu kişi sizin partner anlamında düşündüğünüz bir kişi ise, bu kişiyle siz ya birliktesiniz, ailesiniz ya da aile olabilirsiniz. Burada bir aile kartı çıkmış. Bu kişiyle bir şifalanma var. İlişkinizin boyutu değişebilir. Dediğim gibi birlikte değilseniz birlikte olabilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Evliliğinizdeki sorunları çözebilirsiniz. Geleceğe yönelik bir karar alacaksınız bu kişiyle. Bu kişiden size gelecek çok güzel bir haber var. Bu kişide ya da belki bir bebek haberi aile içerisinde alabilirsiniz. Yani bir bebeğiniz olabilir, çocuğunuz olabilir. Geleceğe yönelik bir yatırım yapabilirsiniz ama çok güzel şifalı kartlar çıkmış ve karşı taraf gerçekten sizin için ve bu ilişki için emek verecek ve bunu da hissettirecek size. Çok çok güzel çıkmış bu kartlar. Şimdi bunları bir de arkadaşınız, çocuklarınızdan biri gibi yorumlarsak, bu kişinin hayatında mutlu bir evlilik, bir birliktelik olacak. Belki de evli, evliyse çok iyi olacak, şifalanacak sorunları, mutlu bir aile gözüküyor burada. Değilse de aile kurabileceği biriyle tanışabilir, geleceğe yönelik adımlar atacak bu kişi. Ya işle ilgili ya da ilişkisiyle ilgili geleceğe dönük bir hamle yapacak ve bu kişiye çok güzel bir haber gelecek. Bu bir bebek haberi de olabilir gerçekten, bu bir iş haberi de olabilir, yurt dışına taşınmak olabilir, bir eş olabilir. Ve gerçekten hayatında çok emek verdiği bir dönem olacak. İlişkisine ya da işine çok emek verecek ama karşılıklarını böyle fazla fazla topladığı bir dönemde olacak. İnşallah öyle olsun. Kartlar çok çok güzel çıktı hepsi. İnşallah istediğiniz her şey gerçek olsun. Bu tuttuğunuz kişiyle ilgili ya da partnerinizle ilgili her şey çok güzel olsun. Diliyorum ki bu ay içerisinde istediğiniz her şeyin gerçekleştiği bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.